Evet arkadaşlar şimdi bu oturma düzeninde öğrencilere sırasıyla A B C D şeklinde kitapçıklar dağıtacağım. Sınava gelmeyen öğrencinin masasına kitapçık bırakmayacağım. Örneğin 16 sıra numaralı öğrenci gelmediğinde dağıtım bu şekilde yapılacakmış. Buna göre sıra numarası 6 ve 15 olan iki öğrenci sınava katılmadığında yan yana oturan öğrencilerden kaçının kitapçık türü aynı olur diye sormakta. 6 ve 15. Şimdi A B C D olacak. A olacak. Ardından arkadaşlar burada 6 gelmediği için burayı boş bırakacağım. Burayı boş bıraktığım için buradan B C D olarak devam ediyorum. Burası A olacak. 11 B olacak. Burası C olacak. Burası D olacak. Burası A olacak. 15 gelmediği için boş bıraktım. Burası B, burası C, burası D. Burası e, düzeltiyorum. Yanlış devam ettik. Şuradan devam edeceğim. A buradayken burası B olacak. Burası C, burası D, burası A ve burası arkadaşlar ne olmalı? B olmalı. Bu durumda 1. Yan yana oturan öğrencilerden kaçının kitapçık türü aynı, aynı olur diyor. Burada arkadaşlar iki öğrencinin kitapçık türü aynı, 2 öğrencinin kitapçık türü aynı, 2 öğrencinin kitapçık türü aynı, 2 öğrencinin kitapçık türü aynı. Başka var mı? Başka yok. Yani 8 öğrencinin kitapçık türü aynı olacaktır. Yan yana oturanlardan doğru yanıt D seçeneği. Evet şimdi arkadaşlar diyor ki oturma planı yukarıdaki gibi olduğunda hangi sıra numaralı, numaralı öğrenci sınava katılmazsa sıra numarası 11 olan öğrencinin kitapçığı yanındaki ile aynı olur diyor. Şimdi başlayacağım. Buna A vereceğim. Buna B vereceğim. Buna C. Buna D. Buna A. Buna B. E, buna C. Buna D. Buna A vereceğim. Ne istiyorum? Yanındaki ile aynı olsun istiyorum. Hatta e, devam ettireyim. Buna B vereceğiz. Buna C, buna D, buna A, buna B vereceğim. Şimdi hangisi katılmazsa bu şart sağlanır. Şimdi sıra numarası 11 olan öğrencinin, He şu adamdan bahsediyorum, düzeltiyorum. 11'den bahsediyor. O zaman devam etmem lazım. A var, B var, C var. Şimdi şu 9 katılmasaydı sınava. 9 sınava katılmasaydı. Ben ne yapardım? Şunu yapardım. D'den A'ya geçerdim. Buraya da B yazardım. Ve bu durumda bu ikisi eşit olurdu. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar kütle oranını bulmaya yarayan aşağıdaki tartının göstergesi sağ kefeye konulan cismin kütlesinin sol kefeye konulan cismin kütlesine oranını göstermektedir. Bu tartıda üç farklı cismin kütle oranları Aşağıdaki gibidir. Tamam. Verilenlere göre arkadaşlar yukarıdaki tartının göstergesi kaçı gösterir diye sormakta. Şimdi dünyayı arkadaşlar saate böldüğümüzde bu arada düzeltiyorum. Sağa konulanın sola konulana oranı yani saate dünyaya böleceğim. Sonuç 1.2 gelecek. Ve burada arkadaşlar küpleri saate böldüğümde sonucun ne gelmesi lazım? 0.8 gelmesi lazım. Benden ne istemekte? Küplerin dünyaya oranı istenmekte. Bakın bu iki ifadeyi bulmuş olduğum iki ifadeyi alt alta çarparsam. S'ler gider. Yukarıdaki alt tarafta D var. Bu iki ifadenin çarpımı. Yani 12 bölü 10 ile 8 bölü 10'u çarparsam. Ne elde ediyorum? 96 bölü 100. Yani 0,96 elde ediyorum. Doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet verilenlere bakarsam. Saati dünyaya böldüğümde sonuç 1.2. Küpleri arkadaşlar saate bölersem sonuç 0.8. Şimdi buraya geldim. Sağ kefede küpler artı saat var. Bu ifade arkadaşlar ne yapacağım? 2 tane dünyaya böleceğim. Eşittir dersem bu ifade k bölü 2 de artı s bölü 2d'dir. Tamam. Şimdi s bölü d eğer ki 1.2 ise... S bölü 2 de bunu 2'ye bunu 2'ye böldüğümde şu ifadenin değeri ne yapar? 0.6 yapar. Devam ediyorum. K bölü D lazım. Eğer ki arkadaşlar K bölü D'yi bulmak istiyorsam bu iki ifadeyi alt alta çarpacağım. Şu S'ler gidecek. Ve buradan K bölü D ifadesinin sonucu ne gelecekti? 0.96 gelecekti. Bunu 2'ye bölersem yani burayı 2'ye bölüyorsam burayı da 2'ye böleceğim. Ve bu ifadenin sonucu 0,48 gelecek. Burası da 0,48. Şu ifadenin sonucu da 0,48'dir. Bu ikisini toplarsam aramış olduğum sonuç 1,08 olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Medi 20 gün sürecek yürüyüş programı uygulamıştır. İlk gün 1000 adım sonraki her gün bir önceki günden 1000 adım fazla olacak şekilde belirli bir güne kadar yürümüştür. Belirli bir günden sonra adım sayısını arttırmayı bırakıp her gün bir önceki güne göre adım sayısını 2000 azaltarak son gün 2000 adım atarak programı tamamlamıştır. Buna göre Melih'in en çok adım attığı gündeki adım sayısı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi ilk gün 1000 adım, sonraki her gün bir önceki günden 1000 adım fazla olacak şekilde devam ediyor. Toplam 20 gün sürecek. 1000 adım attı birinci gün. İkinci gün 2000 adım, sonra 3000 adım, sonra 4000 adım, devam edersek arkadaşlar ee, bir yere kadar geleceğim. İşte atıyorum nereye kadar geleceğim? Şöyle x'e kadar geleceğim. Ve bundan sonra arkadaşlar 2000, 2000 azaltarak devam ediyorum. Ve bu şekilde de devam ettiğimizde en son gün 2000 adım attığımı biliyorum. Tamam çok güzel. Şimdi şimdi burada arkadaşlar eğer ki şurası seçenekleri denemeye çalışacağım. 16.000 olursa o zaman burası arkadaşlar 16. gündür. 2000 azaltırsam 17. günde şöyle yazayım üstüne. Burası 16. gün 17. gün. Burası 14.000 olur. 18. günde burası 12.000'dir. 19. günde burası 10.000'dir. Yani 2000'e düşmesi çok mantıklı durmuyor. O yüzden hemen şunu yapacağım. Diyeceğim ki ben burada arkadaşlar eğer ki buraya 14.000 yazarsam x yerine. Bu durumda burası 14. gündür. Burası 15. gündür. Burada 12.000 var. 2 azalt, 2.000 azalttım. 16. günde 10.000 var. 17. günde ne var? 8.000 var. 18. günde 6.000 var. 19. günde ne var? 4.000 var. Ve arkadaşlar son gün 2.000 var. Yani en çok adım attığım gün e, 14 bin adım atmışımdır. Doğru yanıt C seçeneği. Evet 20 gün boyunca toplam kaç adım atmıştır? Şimdi bir önceki sorudan arkadaşlar ne biliyorum? İlk gün 1000, ikinci gün 2000, iki devam ettiğimizde 14. gün 14.000, artık azalarak devam ediyor. 12.000, 10.000 ve en son kaç adım attım? 2000 adım attım. Bunların tamamının toplamı lazım bana. Şimdi şu kısmı toplarsam Bakın birden 14'e kadar olan sayıların toplamı 14 çarpı 15 bölü 2'den ne yapar? 105 yapar. Ve bu durumda arkadaşlar burası ne yaptı? 105 bin yaptı. Eğer ki arkadaşlar şu kısmı toplarsam birden 12'ye kadar olan sayıların toplamı 12 çarpı 13 bölü 2'den ne yapar? 78 bin yapar. Tamam. Düzeltiyorum. Burada arkadaşlar aslına bakarsanız şöyle bir olay söz konusu. 2000, 2000 devam ettiği için burada şunu yapmalıyım. Şu ifadeyi 2000 parantezine alacağım. Birden 6'ya kadar olan sayıların toplamı. Şu kısım ne yapacak? 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 yapacak ve burası arkadaşlar 42.000 bin gelecek. Bu ikisini toplarsam 147.000 elde edildiğinden doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki görselde yüksek hızlı tren hatları ve harfler ile gösterilen 10 farklı şehirdeki bağlantı noktaları verilmiştir. Hattın rengine göre ard arda gelen iki şehir arasındaki yolculuk süreleri kırmızı hatta 3 saat, yeşil hatta 2 saat Mavi hatta 4 saattir. Tamam. Planlanacak güzergaha göre L şehri ile A şehri arasındaki L şehri ile A şehri arasındaki yolculuk en az kaç saat olabilir diye sormakta. Şimdi yeşil at var, 2 saat. Yukarı çıkmam lazım. Kırmızı at 3 saat. Şimdi burada arkadaşlar F noktasına gelmiş oldum. F noktasından itibaren eğer 3 saat yolculuk yaparsam A şehrine varmış olacağım diyeceğim ama olmayacak. Çünkü arada B şehri var. Eğer 3 saat yolculuk yaparsam F'den B'ye varmış olurum. Şimdi tekrardan bir 3 saat yolculuk yaparsam B'den A'ya varmış olacağım. Yani toplamda 6 saatlik bir yol söz konusu F ile A arasında. Ama şunu da yapabilirim. Eğer ki F'den E'ye 4 saatte gidersem E'den de A'ya 3 saatte gideceğim. Bu sefer de 7 saat olacak. Tamam bu daha fazla geldi. Buradaki 3 saati gideyim. Eğer ki şu yeşil hattı kullanırsam 2 saat. Bu yeşil hattı kullanırsam 2 saat. Burası da toplamda 7 saat yaptı. Yani ilk bulduğumuz daha avantajlıydı. O yüzden direkt F'den ne yapacağım? A'ya gideceğim. Toplam ne yaptı? 5 burada 6 burada 11 saat yaptı. Doğru yanıt B seçeneğine. Şey. Evet, şimdi arkadaşlar H noktasından. Eğer ki A noktasına gitmek istersem. En kısa yoldan. Burası 4 saat. Burası 3 saat. Burası 3 saat. Burası 3 saat. Toplamda 9, 13 saat yapar. Ve bu da arkadaşlar en fazla süredir. Doğru yanıt E seçeneğidir.